Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da iyiler, ıtlak yani mutlak serbest bırakma. Mukayyedin zıddı olmuş oluyor. Mukayyet kayıtlı, bağlı. Cenab-ı Hak mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetleri mutlak zikrediyor. Ta ki umumi olsun diye, umumu kapsasın diye. Ey hadsiz, aciz ve nihayetsiz fakr içinde yuvarlanan biçare insan. Rahmet ne kadar kıymetli bir vesile ve ne kadar makbul bir şefaatçi olduğunu bununla anla ki o rahmet öyle bir Sultan-ı Zülcelal'e vesiledir ki yıldızlarla zerrat beraber olarak kemali intizam ve itaatla beraber ordusunda hizmet ediyorlar. Ve o Zat-ı Zülcelal'in ve o Sultan-ı Ezel ve Ebed'in istinay zatisi var. Yani hiçbir şeye muhtaç değil, samet. Ve istinay mutlak içindedir. Hiçbir cihetle kainata ve mevcudata ihtiyacı olmayan bir ganiyi alel ıtlaktır. Tam bir zengin yani. Ve bütün kainat bu özellikle mesela Yahudilerin o düşüncesini İnnallâhe fakirun ve nahnu ağniyâ. Onlar öyle diyor. Allah fakirdir, bir zenginiz diyor. Burada böylece onların o yalanlarına da birçok şeylere de cevap olmuş oluyor. Ve bütün kainatı tahtı emir ve idaresinde ve heybet ve azameti altında nihayet itaatta celaline karşı tezellüldedir. Her şey boyun eğmiştir. Rahmet seni ey insan o müstahni alel ıtlakın ve sultanı sermediğinin huzuruna çıkarır ve ona dost yapar ve ona muhatap eder ve sevgili bir abd vaziyetini, kul vaziyetini verir. Fakat nasıl sen güneşe yetişemiyorsun, çok uzaksın. Hiçbir cihetle yanaşamıyorsun. Fakat güneşin ziyası ışığı, güneşin aksini, cilvesini senin aynan vasıtasıyla senin eline verir. Öyle de. O zat-ı akdese ve o şemsi ezel ve ebede biz çendan, gerçi nihayetsiz uzağız, yanaşamayız. Fakat onun ziyai rahmeti onu bize yakın ediyor. Hududu kibriyası gayr mütenahi, sonsuz fezai ıtlakta yayılıp ihata ediyor. Mesela Kur'an'da da la tudrikul ebsar ve yudrikul ebsar. Gözler onu ihata, idrak edemez, kuşatamaz. Ama o hem gözleri hem gözlerin gördükleri her şeyi de kuşatır ve ihata eder, idrak eder. Hem mesela işte kurtuluşa erenler onlarda, onlardır da bir sükut var, bir ıtlak var, serbest bırakmış. Neye zafer bulacaklarını tayin etmemiş. Ta herkes istediğini içinde bulabilsin. Sözü az söyler, ta uzun olsun. Çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Kurtuluşa erenler derken, bir kısmı yalnız cenneti düşünür. Bir kısım saadet-i ebediyi arzu eder. Bir kısım yalnız rıza-i ilahiyi rica eder. Bir kısım rüyet-i ilahiyi Allah'ı görmeyi, gaye-i emel bilir ve hakeza. Bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an sözü mutlak bırakır. Ta âm olsun, umumi olsun. Hasfeder kelimeleri alır atar, zikretmez. Niye? Ta çok manaları ifade etsin. Kısa keser, ta herkesin hissesi bulunsun. İşte der, neye felah bulacaklarını tayin etmiyor. Güya o sükutla der, ey Müslümanlar, müjde size. Ey müttaki, sen cehennemden felah bulursun, kurtuluşa erersin. Ey salih, sen cennete felah bulursun. Ey arif, sen rıza-i ilahiye nail olursun. Böylece herkesin farklı isteği yerine gelmiş oluyor felah bulmayla, kurtuluşa ermeyle. Ey aşık, sen rü'yete mazhar olursun ve hakeza. İşte Kur'an, camiyet lafzı yeciyetiyle kelamdan, kelimeden, huruftan ve sükuttan, her birisinin binler misallerinden yalnız numune olarak birer misal getirdik. Ayeti ve kıssatı bunlara kıyas edersin. Birinci cümle karinesiz işarettir. Demek ıtlakla tayindir. O tayinde taayyün var, belirlilik. Ey la hüve illahu. Ondan başka ilah yok. Evet, mevt ölüm, tebdil-i mekandır, yer değiştirme. Itlak ruhtur. Ruhun tamamen serbest olmasıdır. Vazifeden terhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Yok olup kaybolup gitmek değildir. Evet, mabudu bil hak yalnız o Kadir-i Zülcelal olduğu gibi, mahmudu bil ıtlak yine yalnız odur. İbadet ona mahsus olduğu gibi, hamdü sena dahi ona hastır. İşte umum avam için dahi bir nevi velayete mazhariyet var ki, rüyay sadıkada, evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. Evet, uyku nasıl ki avam için rüyay sadıka cihetinde bir mertebeyi velayet hükmündedir. Öyle de umum için gayet güzel ve muhteşem bir sinema-i Rabbaniye'nin seyrangahıdır. Fakat güzel ahlaklı güzel düşünür. Güzel düşünen güzel levhaları görür.
Fena ahlaklı, fena düşündüğünden fena levhaları görür. Hem herkes için, alem-i şehadet içinde alem-i gayba bakan bir penceredir. Hem mukayyet ve fani insanlar için sahay-ı ıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya mazhar ve mazi ve müstakbel hal hükmünde bir temaşagâhtır. Hem tekalif-i hayatiye altında ezilen ve meşakkat çeken ziroların istirahatgâhıdır. Hakimiyet ve kibriya ve kemal ve istina ve ıtlak ve ihata ve nihayetsizlik ve hadsizlik ise vahdeti istizam edip, birliği gerektirip iştirake zıttırlar. Bütün bunlar onun bir olduğunu. Çünkü kayıt yok, bağlanma yok, sınırlanma yok. O acizden münezzeh, beri, uzak ve kayıttan müberra bir kudret mutlakadaki kemal ise elbette vahdeti istizam eder, lüzumlu ve gerekli kılar. Yoksa kemaline nakise ve ıtlakına kayıt konmak ve nihayetsizliğine nihayet vermek ve en kavi kuvvetli bir kudreti en zayıf bir acze sukut ettirmek ve nihayetsiz bir kudrete nihayetsiz olduğu bir vakitte bir mütenahi ile nihayet vermek lazım gelecek. Bu ise beş vecihle muhal içinde muhaldir. Ama ıtlak, serbest bırakılma ve ihata kuşatma ve nihayetsizliğin, sonsuzluğun vahdeti şehadetleri ise o dahi Sirac-ı Nur Risalelerinde tafsilen zikredilmiş. Bir muhtasar meali şudur. Madem kainattaki efalin her biri kendi eserinin etrafa istilakârâne yayılmasıyla her bir fiilin ihatasını ve ıtlakını ve hassiz bulunduğunu ve kayıtsızlığını gösterir. Ve madem iştirak ve şirk ise o ihatayı inhisar altına ve o ıtlakı kayıt altına ve o hassizliği hat altına alıp ıtlakın hakikatını ve ihatanın mahiyetini basıyor. Elbette mutlak ve muhit olan o efalde iştirak muhaldir, imkanı yoktur. Evet, ıtlakın mahiyeti iştirake zıttır. Çünkü ıtlakın manası hatta mütenahi ve maddi ve mahdut bir şeyde dahi olsa yine istilakârâne ve istiklaldârâne etrafa her yere yayılır, intişar eder. Mesela hava ve ziya, ışık ve nur ve hararet, sıcaklık. Hatta su, ıtlaka mazhar olsalar her tarafa yayılırlar. Yani bütün canlılar, her şey, hakikaten bu mesele saatlerce konuşulacak mesele. Yani Cenab-ı Hak, ki onu afyon misalini veriyor üstad. Yani diyelim ki afyon bir tohum binlerce, yüz binlerce netice verebiliyor. Balıklardan bir balık bir milyon yumurta yapıyor. Aslında varlıklara Cenab-ı Hak sınır koymasaydı, tam bir yaygınlık içerisinde olsaydı herhalde hayat olmazdı. Sadece birine bile Cenab-ı Hak sınır koymasaydı, tamam sen serbestsin, mutlak, ıtlaka masarsın, bitti yani. O bütün kainatı istila ederdi. Bütün kainatı kuşatırdı. Ama varlıklara bakınca büyümesi, gelişmesi vesairesi belli bir noktaya kadar geliyor, o noktada duruyor. Mesela insanın ana karnındaki oluşumuna böyle mükemmel bir çekim yapılmış. Mesela önce kafa büyüyor, 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 belli bir nokta büyümesini tamamlayınca duruyor. Ondan sonra diğer organlar. Şimdi burada bir mutlak durum, ıtlak olsaydı, hepsi tamamen serbest bırakılsaydı, yani düşününüz, bir sarmaşık düşününüz. Balıklardan bir balık bir milyon değil de bir kentrilyon çarpı kentrilyon kere yumurta yapsaydı, belki artık karaya taşacaktı. Ya onun için Cenab-ı Hak böylece o hiçbir şeyi ıtlak mazhar bırakmamış, mutlak bırakmamış, hepsini kayıtlamış. Belli bir noktaya kadar geliyor, duruyor. Madem ıtlak ciheti cüz'ide dahi olsa maddileri, mahdutları böyle müstevliği yapıyor, her tarafı kuşatıyor. Elbette külli bir ıtlak-ı hakiki, böyle hem nihayetsiz, hem maddeden münezzeh, hem hudutsuz, hem kusurdan müberra olan sıfatlara öyle bir istila ve ihata verir ki şirk ve iştirakın hiçbir ciheti, imkanı ve ihtimali olamaz. Ama Cenab-ı Hak her şeyle gani mutlaktır. Her şeyde de ıtlak sahibidir. Hiçbir şey onu bir kayıt altına alamaz. Elhasıl kainatta görünen binlerle efal-i umumiyenin ve cilveleri görünen yüzer esma-i ilahiyenin her birinin hem hakimiyeti, hem kibriyası, hem kemali, hem ihatası, hem ıtlak, hem nihayetsizliği, vahdetin ve tevhidin gayet kuvvetli birer bürhanıdırlar. İşte bütün bunlar Allah'ın aslında bir ve tek olduğunu gösteren hakikatlar. Kainatta tasarrufları görünen efal-i Rabbaniye'nin ıtlak ve ihata ve nihayetsiz bir surette zuhurlarıdır. Ve o fiilleri tahkiyet ve tahdid eden yalnız hikmet ve iradedir. Ve mazharların kabiliyetleridir. Ve serseri tesadüf
ve şuursuz tabiat ve kör kuvvet ve camit esbab ve kayıtsız ve her yere dağılan ve karıştıran unsurlar. O gayet mizanlı ve hikmetli ve basirane ve hayatdarane ve muntazam ve muhkem olan fiillere karışamazlar. Belki Fail-i Zülcelal'in emriyle ve iradesiyle ve kuvvetiyle zahiri bir perde-i kudret olarak istimal olunuyorlar. Biri arzda, diğeri semada veya biri şarkta, diğeri garpta, iki şeyi bir anda yaratan saniye yaratıcının. O yaratılan şeylerin arasındaki uzaklık kadar uzaklığı lazımdır. Ve keza her şeyin kayyumu olduğu cihetle de, yani her şeyin ayakta durması Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kaim olması, kıyam bir nefsi. Ve keza her şeyin kayyumu olduğu cihetle de her şeyin nefsinden daha ziyade bir kurbiyeti vardır. Yani kuluna şah damarından daha yakındır. Veya akrabu mayakunun abdümin rabbiye ve vesacin. Kulun Rabbisine en yakın olduğu an secde anıdır. Bu sır daire-i vücub, tecerrüt ve ıtlak hasaisinden, özelliklerindendir. Ve fail-i asliyenin mahiyetiyle zilli gölge olan münfail arasındaki mübayeneti lazimesidir. Mesela şems, güneş timsallerine kayyum olduğu gibi fevkalade onlara bir kurbiyeti var. Yani zatıyla değil, ışığıyla, nuruyla yakın her şeye. Bize bizden daha yakın güneş. Yani güneşin ışığı çekti mi biz burnumuzu gözümüzün önü bile göremiyoruz. Aynadaki zil gölge ve gölge ile semada bulunan asıl arasındaki mesafe kadar da buğdiyeti, uzaklığı vardır. Madem eyyamın, günlerin nisan-ı şer'ide böyle ıtlakatı mutlak olarak zikredilişi vardır. İlmi tabakatul arz ve coğrafya ve tarihi beşeriyet ulamasınca nev-i beşerin 7000 sene değil belki 100.000'ler sene geçirdiğini teslim de etsek. Adem'den kıyamete kadar ömrü beşer 7000 senedir olan rivayet meşhurenin sıhhatına ve beyan ettiğimiz 6666 sene nur-u Kur'an hüküm ferma olduğuna münafi aykırı olamaz. Cerh edemez, bu meseleyi yaralayamaz. Çünkü eyyam-ı şer'iyenin şer'i olaraktan günlerin 4 saatten 50.000 seneye kadar hükmü ve şumuru var. Bu zaman konusunda yine tespitler.com, mehmetözçelik.com'da geniş ele aldım. Çünkü zaman sanal bir şeydir. Kur'an'da 1000 sene olarak, sizin bir gününüz 1000 sene. Başka ayette hamsine elfe senedin mimmate oddun. 50.000 sene. Onun için zaman sanaldır. Girdiği yere göre şekil almış oluyor. Arapların ifadesiyle her yeniyi eskiten şeye zaman denilir. Fakat nefsül emirdeki eyyamın, günlerin hakikati, o rivayet-i meşhurede hangisi olduğu şimdilik bu dakikada kalbime inkişaf ettirilmedi. Demek o sırrın inkişafı münasip değil. Müstakbele ait olan şeylere hissi zahir taalluk etmediği için iki ciheti de muhtemeldir. İtikat olunabilir, imkan derecesindedir, itminan kabildir. Onun hakkı sarihi tasrih etmektir, açıklamak. Lakin hinaki, vaktaki hissin galatı bizim ma nahnu fihimizi imkan derecesinden bedayete yani cehli mürekkebe çıkardı. Onun nazarı belagatta hiç inkar olunmaz olan hakkı ise ibham, kapalılık ve ıtlaktır, serbest. Ta ezan zihinler müşebbeş olmasınlar, karışmasın. Fakat hakikate telvi, işaret, veremiz ve ima etmek gerektir. Efkar için kapıları açmak, duhule girmeye davet etmek lazımdır. Nasıl ki şeriat-ı garra öyle yapmıştır. Kafirin iki manası vardır. Birisi ve en mütebadiri zihne geleni, dinsiz ve münkiri sani, yaratıcıyı inkar demektir. Şu mana ile ehli kitabı ıtlak etmeye hakkımız yoktur. Yani onlar inanıyor ama yanlış. İkincisi peygamberimizi ve İslamiyet'i münkir, inkarcı demektir. Şu mana ile onları ıtlak etmek hakkımızdır çünkü inkar ediyorlar. Onlar dahi razıdırlar. Lakin örfen evvelki mananın tebadüründen, zina gelmesinden bir kelime-i tahkir ve eziyet olmuştur. Yani üstad bunu köre kör denilmediği gibi hey kafir buraya gel denilmesi hoş değil. Çünkü bunda bir tahkir ve eziyet manası da var. Madem ki Kur'an bütün tabakada, bütün asarda, kafe-i ahvalde, tüm hallerde şamil bir hitab-ı ezelidir. Hem nisbi hüsn, hayır çoktur. Salihattaki ıtlakı, mesela Cenab-ı Hak innellezine amenu ve amelü salihat, iman edip salih ameller derken salihatı mutlak bırakmış. Yani kayıt altına almamış. Burada beligane bir icazı mutlaktır. Yani hem bir kısa, uzunca ifade edilebilecek kısa bir ifadedir. Yani böylece onu ıtlak olarak zikrettirmiştir, uzun olsun. Beyanda sükutu, susması geniş bir sözdür. Yani susmuş, ta ki ondan da geniş bir mana
aynı şekilde çıksın diye. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allahumme salli.